Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yazlıkta kuruttuğum acı biberlerden biber kavurması yapacağım. Zeytinyağı içerisinde şöyle bir çevirip yanında yoğurtla ikram edeceğim. Tabi bol sarımsaklı olacak. Şimdi yapımına geçiyorum. 4 diş sarımsak, 1 güveç kabında. Bunu da mayalamasını kendim yapıyorum. Paylaşmıştım daha önce mini güveç kalıplarında, kaplarında yoğurt mayalama diye. Şimdi sarımsağı şöyle doğruyorum tavaya. Üzerine bir miktar zeytinyağı ilave edeceğim. Zaten yağıyla yemeklerin yanına meze olarak kullanılabilecek. İsteyen üzerine yoğurt, sarımsaklı yoğurt ayrıca koyabilir ama ben hiç yoğurt koymadan direkt yanında normal yoğurtla servis yapacağım. Yağımız ısındı. Şimdi içerisine biberleri de ilave edeceğim. Sarımsaklar zaten yağda biraz kavruldu. Aroması yağda çıkmış oldu. Şimdi biberleri de böyle kavuracağım. Çok pratik, çok çabuk yapılabilecek, salata gibi de tüketebileceğiniz, meze gibi de tüketebileceğiniz, yemeklerin yanında özellikle et, balık yemeklerinin yanında rahatlıkla yiyebileceğiniz bir biber kavurması oluyor. Biberi ıslatmadım. Islatınca bu şekilde çıtır çıtır bir kavrulma olmayacağı için kuru kuru kızartıyorum. 2 dakika kavruldu. Ocağın altını kapatıyorum. Bu şekilde sunum tabağına alacağım. Biraz tavada kavrulmaya devam etsin. Şimdi kavrulan biberleri şöyle sunum tabağına boşaltıyorum. Çok güzel, çıtır çıtır, mis gibi biber kokusu. Sanki kahvaltı için biber kızartması hazırlanmış gibi öyle bir koku yayıldı etrafa. Göreyim. Enfes biberler. Şimdi biber kavurmasının tadına bakmak istiyorum. Şöyle bir kaşık yoğurt alıyorum. Şöyle birkaç tane de biber. Özellikle şunlar acı olmuyor. Biraz daha tatlı oluyor. Şöyle bir yoğurttan, bir biberden bu şekilde. Çıtır çıtır biberin kıtırlığı ve yoğurdun enfes lezzeti birleşince acılığı bile kayboluyor arada. Harika bir lezzet. Tülin'in mutfağında bugünkü menüm kurutulmuş biber kavurmasıydı. Mutfağımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek çekimlerde birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.